Galatasaray sosyolojiyi ikinci tercihim olarak yazdım. Genelde çevremdekileri genel olarak dinlemeyen bir insanım. Ne kadar açık sözlü olabilirim? Ben Fenerliyim, sizin okula geleyim mi falan gibi. Hayır, alakası bile yok arkadaşlar. Ben böyle anlatınca şey diyor. Ya hadi canım, her şeyde sosyologlar mı yapsın? Babam bana şey demişti, hiç unutmuyorum. Para kazanmak her şey mi? Daha bazı arkadaşlarım hala da insan hukuk seçebilecekken niye başka bölüm seçer ki falan diyorlar. Sen şimdi bu okulu bitireceğinde sosyalist mi olacaksın diyor bu. Ah yazık. Şimdi kız da vermezler diye üzülen bir bekçi amca oldu. Merhabalar. Merhaba. Senin rastlanabilir miyiz? Ben Hasan Tırınçkapı. Galatasaray Sosyoloji. Şu anda okul bitmek üzere. Şu anda Kibele Project adlı şirkette tarımla ilgili proje bazlı çalışıyoruz. Bunun yanında eğitimler ve içerik üretme projelerimiz var. Bu şekilde hayatımı sürdürüyorum. En son Habitat Derneği'nde gönüllü olarak paramı yönetebiliyorum projesi kapsamında. Girişimciler için finansal okuryazarlık eğitimleri vermeye başladım. Şimdi aslında bugün çok zor bir bölüm çekiyoruz. Sosyoloji herkesin merak ettiği, emin olmadığı, iş bulur muyum, işsiz mi kalırım dediği bir bölüm. Sen bu bölümü nasıl seçmeye karar verdin ve ne zaman aslında bu kararı verdin? Ya aslında şöyle, ben ortaokul yıllarında bir sosyal bilim okumaya karar vermiştim. Çünkü matematiğim kötü. O dönemde çok basit düzeyde düşünüyorsun çünkü. Hani şimdiki kadar detaylı değil. Halbuki sonradan sosyal bilimlerin matematikle ne kadar ilişkili olduğunu anladım zaten. Sonra liseye geçtim. Liseyi Mümtaz Turan Sosyal Bilimler Lisesi'nde okudum. Burada okurken Ziya Gökalp'le, Mümtaz Turan'la, Erol Güngör'le tanıştım. Etkilendim. Türkiye'nin kimlik sorununu çözmek üzere, bu teoriyi üretecek sosyolog olmak üzere sosyoloji okumaya karar verdim. Bir dönem işte siyaset bilimine de ilgi duyduğum ufak bir dönem oldu. Orada da Rahmeti Toktamış Ateş Hoca'nın bir yazısı vardı. Meyve salatası başlıklı. Siyaset bilimini öyle tanımlıyordu. Sosyolojiyi de ananas diyordu. Bunun sebebi olarak da şunu gösteriyordu. İşte siyaset bilimi çok karışık alanların şeyi. Halbuki bir temel bilim okuyup üstüne yüksek lisans yapılması lazım diyordu. Şeyle alakalı. Sosyolojiden sonra siyaset bilimini okumasını tavsiye ediyordu. Ya da tarihten sonra belki. Ben de tekrar kendimi ikna ettim ve Galatasaray Sosyoloji'yi ikinci tercihim olarak yazdım. Birinci tercihim de Boğaziçi Sosyolojisi zaten. Böyle bir hikayesi var benim sosyoloji seçmemin. Peki bu bölümü seçerken çevrenden herhangi bir baskı gördün mü? Neden bunu seçiyorsun? Sonuçta sen yüksek bir sıralamayla girdin. Evet. Kaç bölümdeydin? 7007. Aynen. Gayet iyi bir sıralama. Evet. Birçok istediğim bölüm olurdu. Yani birçok istediğim bölüm olurdu ama işte ben genelde çevremdekileri genel olarak dinlemeyen bir insanım. Bundaki en büyük katkı da ailemindir. Kendimi hep baş başa bıraktılar bu anlamda. Yani yapmak istediğin, olmak istediğin. Ben babama muhtemelen bu bölümü seçersem para kazanamayacağım notunu düştüğümde babam bana şey demişti, hiç unutmuyorum, para kazanmak her şey mi? O anlamda açıkçası ailemden gördüğüm destek. Zaten sosyal bilimler lisesi çıkışlı olmam. Daha bazı arkadaşlarım hala da insan hukuk seçebilecekken niye başka bölüm seçer ki falan diyorlar. Niye başka bir bölüm seçer? Çünkü sosyolojinin çok çekici bir büyüsü vardı. Daha doğrusu sosyologların çok çekici bir büyüsü vardı benim için. Dolayısıyla bu da beni buraya yönlendirdi. Kimseyi de çok dinlemedim açıkçası. Peki neden bu üniversiteyi seçtin? Açıkçası ilk tercihim Boğaziçi'ydi ama bu Boğaziçi olması tamamen puan sıralamasıyla ilişkiliydi. Benim gönlümde hep Galatasaray vardı. Ama Galatasaraylı olduğum için değil. Hani en çok sorulan sorulardan biri bizim okuluna da anılınca bu. Ya benim için önemli olan Ziya Gökalp demiştim. Ve Ziya Gökalp'in etkilendiği isim Durkheim. Durkheim'in metinlerini ürettiği değil Fransızca. Ve ben sosyoloji okuyacaksam Fransızca bilmeliydim. Ve bunun en iyi dili Fransızca olan bir okulda yapabileceğimi düşündüm. Kendi adıma. Çünkü bizim bölüm mesela %100 Fransızca bir bölüm. Diğer Galatasaray'ın pek çok bölümünde bir %70-%30'luk bir durum var ama burada yok. Net olarak %100 olarak Fransızca. Çok kısıtlı alanda birkaç seçmeli dersimiz Türkçe sadece. O da literatür olmayan dersler. Dolayısıyla benim Galatasaray tercihimin temel sebebi buydu. Peki sen üniversiteye girdiğinde İngilizce biliyor muydun? Evet. Uluslararası Bakalorya Programı mezunuyum lisede. IB. Açıkçası IB mezuniyeti bana İngilizceyi zaten halihazırda kazandırmıştı. Dolayısıyla biraz da farklı bir kültür dairesinin içine girme hevesi de var bunun içerisinde. Çünkü dil demek biraz da kültür demek olduğu için. Böyle bir seçimle Fransızcayı seçmem bu açıdan da mantıklıydı aslında. Peki Galatasaray'ın hazırlığında sadece Fransızca eğitim mi veriliyor? Sadece Fransızca eğitim veriliyor. Birinci sınıftan itibaren istenirse bir diğer dil daha dersleri görmeye başlıyorsunuz. Şeyleri verdikten sonra Fransızcanın ek dersleri var. Yani hazırlığı bitiriyorsunuz. Hazırlığı bitirdikten sonra Fransızca bir metot dersi görüyorsunuz. Bu metot dersinde hem araştırma yapmayı
ve diğer konuları Fransızca olarak görüyorsunuz. Hem de artık alanınız neyse onunla alakalı ufak tefek projeler yapıyorsunuz. Ve böylece şeyi tamamlıyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz bir ikinci dil diyeyim, ikinci dil alabiliyorsunuz. Aslında en çok bence merak ettirilen soru şu, İngilizcem yok. Atıyorum lisede çok iyi bir İngilizce eğitimi görmedim ve Galatasaray Üniversitesi'ni istiyorum. Bu benden bir şey götürecek bir durum mu? Yani ben İngilizceyi bilmeden hazırlıkta Galatasaray Üniversitesi'nin verdiği eğitimle yeterli bir Fransızca öğrenebilir miyim? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yeterli bir Fransızca da öğrenebilir. İngilizcesini de geliştirebilir Galatasaray'dan alması gereken şeyleri alırsa. Çünkü bizim okulumuzdaki öğrenme stratejisi bizim auto-apprentissage dediğimiz yani kendi kendine öğrenmeyle ilişkili bir şey. Hocalarımız bizim için, yani hazırlıktaki dil hocalarımız bizim için sadece rehberler ve en büyük görevleri bize sadece Fransızca öğretmek değil. Daha sonra başka dilleri de öğrenmemizi sağlayacak metodu öğretmek ki bu anlamda oldukça başarılı olduklarını söyleyebilirim. Yani geliştirdikleri metodun, işte yöntemin, bununla alakalı merkezlerimiz var. İşte sadece dil öğrenmek için mesela bir Central Auto Apprentissage'ımız var. Yani şey, kendi kendine öğrenme merkezi diye bir mekanımız var. Hazırlıkta orada takılıyoruz. Gelişince işte araştırma merkezi diye başka bir merkezimiz var. Orada takılıyoruz ve tamamen Fransızca kaynakların içinde, dil öğrenme kaynaklarının içindeyiz. Şimdi artık bölüme geri dönüyorum. Evet. Bize sosyoloji bölümünün tam olarak ne olduğunu ve ne yaptığını anlatır mısın? Şöyle komik hikayeler anlatabilirim. Bana işte sosyolog dediğin ne iş yapar dediğinde ben insanlara dalga olsun diye seçim anketi yapıyoruz deyip geçiyorum normal şartlarda. Bana şey diyen oldu, sen şimdi bu okulu bitireceğinde sosyalist mi olacaksın diyen oldu. Ah yazık, şimdi kız da vermezler diye üzülen bir bekçi amca oldu. Şimdi sosyolog dediğimiz şey aslında birden fazla ekolün birden fazla tanımı var. Ama bence en geçerli olanı şu, toplumun sorunlarını toplumu anlayarak, okuyarak ve yorumlayarak tespit eden kişi. Genel itibarla şöyle bir şey var. Hani çözen kişi algısı var ama sosyolog tespit eder. Sosyolog kameradır. Sosyolog bakar, görür. Bu bundan ötürü böyledir der ve bunu ortaya koyar. Bunun arkasından yapılması gerekenleri de o söyler ama yapılması gerekenleri yapması konusunda inisiyatif almak ya da almamak onun sosyologluğuna bir halel getirmez. O ya siyasi otoritenin işidir, ya sivil toplumun işidir. Sosyolog bir gözlemci, bir ortaya koyumcu. Bunun ötesinde aldığı inisiyatifler doğrudan kendisini ilgilendirir. Mesela Bourdieu bir bana göre aktivist sosyologtur. Yani sadece sosyolog değildir. O Fransa'daki grevlere katılması, süreçleri takip etmesi tamamen kendi aldığı bir inisiyatiftir. Bu sosyolog olmasından kaynaklı bir şey değildir. Belki bunun farkındalığını sosyolojiyle ilişkilendirebiliriz. Benim kişisel kanaatim böyle sosyoloji noktasında. Yani genel olarak çok fazla bilgi kirliliği var, kafa karışıklığı var. Çünkü şöyle bir sorunu var sosyolojinin. Demin dedim ya hani meyve salatasındaki ananas. Yani aslında bir temel bilim. Dolayısıyla Türkiye'de hangi temel bilimin ne iş yaptığı da tam olarak bilinmiyor. Algılanamıyor, kabul edilemiyor. Ya ben fakültenin kapısından adımını attığınız andan itibaren öğrenmeye çalıştığınız şeyin bir dövüş sanatı olduğunu bilmeniz lazım kelimenin tam anlamıyla. Çünkü kendinizle mücadele edeceksiniz, toplumla bir çeşit mücadele içine gireceksiniz ve bu toplumu yöneten insanlarla bir çeşit mücadelenin içinde bulacaksınız kendinizi. Bu mücadele bir noktadan sonra sizi bir aktivist yapabilir, sizi bir meslek sahibi yapabilir. Bir pazarlamacı da yapabilir pekala. Çünkü neyi nasıl ölçmeniz gerektiği ve toplum anlama konusunda kazandığınız kabiliyeti nasıl yönlendireceğiniz tamamen sizin inisiyatifinizde. Yani aslında sonuç olarak sosyoloji bölümünü seçtik, okuduk. Hangi iş alanlarında çalışabiliriz sorusunun cevabı yok gibi. Yok gibi değil, yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani mesela sosyolog ne iş yapar? STK'larda araştırmacı olur. Sosyolog ne iş yapar? Akademide araştırmacı olur. Sosyolog ne iş yapar? Sağda solda işte belli inisiyatifler geliştirir, bu inisiyatifleri alır. Bugün sosyal girişimci dediğimiz aslında ülkemiz için süreçlerin yürütücüsü olabilir. Bu yürütücülüğün ne kadar olacağı da yine kendine kalmış bir şey. Onun dışında atanmayı da bekleyebilir tabii. Bazı bakanlıkların kadroları sosyologlara açık. Adalet Bakanlığı sosyolog alıyor, Aile Bakanlığı sosyolog alıyor. Hangi pozisyonda alıyor? Aile Bakanlığı mesela şey olarak alıyor. Bu aile danışmanlığı diye bir şey çıkarttılar. Yeni bir mevki çıkarttılar. Burada alıyor. Adalet Bakanlığı cezaevleri için bir çeşit danışmanlık gibi bir makam oluşturuyor şu anda. Diğer bakanlıklarda durum ne çok bilmiyorum. Ben sadece bu ikisini takip ettim. Benim tezim aileyle ilişkili olduğu için aile konusunda
uzunca bir süre uğraştığım için onu takip ettim. Onun dışında başka bir atanma imkanı da açıkçası pek yok. Belki şey, formasyonla birlikte şeye dahil olabilirler. Rehber, öğretmen süreçlerine dahil olabilirler ama yani sosyoloji bazında öğretmen. Hani o felsefe grubu var ya, sosyoloji, felsefe, evet. Bir tane daha vardı, unuttum. İnşallah linç yemeyiz. O üçlünün içerisinde belki de bir yer bulabilir kendine. Devlet makamında en azından böyle. Ama onun dışında pazarlamacı da olabilir. Yani niye pazarlamacı da olabilir? Düşünsenize, hani araştırma kabiliyetiniz var. Bu araştırma kabiliyetini nereye yönlendireceğiniz, toplumu araştırmayı biliyorsunuz. Pazarlamacı dediğin pazar araştırması yapan ve buna uygun şekilde ürünün satışına dair bir formül bulan kişi olduğuna göre aslında sosyoloğun tanımından da çok uzak bir şey değil. Ajanslarda, reklam ajanslarında vesaire çok fazla sosyolog çalıştırıyorlar. Evet, metin yazarı olarak çok fazla çalıştırılıyor. Ya ben açıkçası bu noktada şöyle düşünüyorum. Genel kültür gerektiren ve alanda hakimiyet gerektiren bir bölüm olduğu için metin yazarlığı konusunda çok daha ferah kafam. Bir iyi bir sosyolog olmak istiyorsanız Fransız devrimini, endüstri devrimini, yani insanlığı insanlık yapan, bugünkü modern dünyayı kuran süreçleri bilmeniz gerekiyor bir şekilde. Bu sizi tarih konusunda alan hakim yapıyor. Tarih konusundaki hakimiyet bir felsefe, bir edebiyat bilgisi de gerektiriyor belli bir noktadan sonra. Niçin? Felatun Beyleri Akım Efendi'yi okumadan Tanzimat sürecine dair hani böyle bir söz söylemek birazcık zor bir şey açıkçası. Dolayısıyla bu kadar birikim metin yazarlığı için sizi kullanılabilir hale getiriyor. Hangi üniversitede okuduğun sosyoloji için fark eder mi? Çünkü sosyoloji çok kişinin açıktan da okuduğu ya da işte ne bileyim çift ana dal olarak bilgi birikimi sahip olmak için okuduğu ve aslında bu yüzden de bir tık aşağıda görülen toplum baskısı yiyen evet. Bir bölüm. Hayır, bu konuda ne düşünüyorsun sen? Ne kadar açık sözlü olabilirim? Şimdi, bu arada ben de sosyoloji okuyorum beni tanımayanlar için. O yüzden şu an çok keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Açık öğretim fakültelerinde sosyoloji olması açıkçası benim için bir garabettir. Yani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bunun sebebi de açık öğretimde sosyoloji okuyan insanlara hakir görmem değil. Sahaya pratiğe çıkmayan, sadece belli ezberler ve test sistemi içinde yetiştirilen birinin bir sosyolog olabileceğine dair en ufak bir inancım yok. Niçin? Çünkü bizi biz yapan şey, bizi diğerlerinden farklı kılan şey okumak zorunda olduğumuz kitaplar, işte yapmak zorunda olduğumuz projeler, gözlemler, gözlem ödevleri, proje ödevleri. Yani bir sosyolog dedin ya hani hangi üniversitede okumalı diye bir bakma imkanı tanımlıyor. Biz mesela frankofon bir ekole mensubuz diyebiliyoruz. Boğaziçi, Koç gibi okullar diyor ki biz anglofonuz diyor. Yani bir perspektifin olması, bir ekolün olması birinci tercih sebebi olmalı. Sosyoloji dediğimiz şeyde önemli olan şey aslında olaylara bakma biçimi. Olayı herkes görüyor. Yani bir sıkıntı yaşandığında, işte bir kimlik buhranı olduğunda bunu herkes görebiliyor zaten. Ama ekol size şunu kazandırıyor. Bu bundan ötürü bir kimlik bunalımına yol açmaktadır derken o buradan ötürüyü kazandırıyor. Hı hı. Ve sosyolojide de önemli olan zaten o buradan ötürü kısmı. Atıyorum X üniversitede okuyorsunuz, üniversite adı vermeyeceğim. Sürekli test çözerek, işte şey yaparak sınavlara giriyorsunuz. Sizi bir noktada belki bir sosyoloji mezunu yapar ama işinde iyi olmak isteyen gerçekten hocaları kontrol etsin. Bu hocaların araştırma kabiliyetlerini. Ben mesela şeye çok dikkat etmiştim, onu da söyleyeyim yani seçerken. Hocalar öğrencilerle çalışma yapıyor mu? Bu önemli bir kıstas. Bizim hocalarımız yapıyordu. Nitekim ben bazı hocalarımla birlikte bazı projelerde çalıştım ve bu inanılmaz keyifli bir şey. Tüm bunlar önemli şeyler. Tabii ki ama genel kültür için okunuyorsa bölüm istedikleri yerde okusunlar. Bununla alakalı bir sıkıntı yok yani sonuç itibariyle çift ana dal da yapsan, şunu da yapsan, bunu da yapsan. Onları hazır eden ve bunu vaat eden bir okulda okusunlar diyebileceğim bir şey varsa çok çalışmak. Çünkü gerçekten bir sosyolog bir ülkeyi nasıl değiştirebilir, bir dünyayı nasıl değiştirebilir, bir algıyı nasıl değiştirebilir dediğimiz zaman cevap verebildiğimiz isimler var bugün. Carlo Petrini olmasaydı İtalya bugün tarım krizi yaşayan bir ülkeydi. Şu anda tarımda zirveyi görmüş durumdalar. AMAP'ın Amerikan kuramcıları şu anda hatırlayamıyorum. Bunlar AMAP Fransa'daki topluluk destekli tarımları alıp Amerika'ya uyarlayacak CSA dediğimiz Community Supported Agricultural Area projelerini desteklemeseydi
Yani bunlar yaratılmasaydı belki bugün Amerika'daki bir gıda endüstrisinden bahsetmek de mümkün olmayacaktı. Yani bir şeyleri değiştirebilmek için çok çalışmak lazım ve sosyolog dediğin buna bir aday. Hani insanlar ben böyle anlatınca şey diyor, ya hadi canım her şeyde sosyologlar mı yapsın? Ya iyi sosyolog iyi iş yapıyor. Yapabilecek bilgi birikimine evet. sahip oluyor. İyi sosyolog iyi bir iş yapabilecek bir şeyler çıkartabilir. İyi bir siyasetçiye denk gelirse ülke güzelleşir. Çünkü uygulayıcı dediğin siyasetçidir ya da siyasetçi doğru bir ifade değil sanırım, yöneticidir. Yani ülkeyi yönetenler ya da bir kurumu yönetenlerdir mesela. Biz kurumlara girip rapor hazırladığımızda kurum yöneticileri bizi dinlemezse bizim yaptığımız işin bir anlamı yok. Ben bunun farkındayım. Bir ihtimal baskıyla, şiddetle, cebren bir şeyleri hani direkt ikna edilebilir. Yani hani bugün sosyal medya var, şu var, bu var. Bütün bu araçları nasıl kullanacağını bilmek de seni zaten iyi bir sosyolog yapıyor aslında. Bu bölüm bence anlatılması gereken bir bölümdü. O yüzden evet. Şu mu bu mu'dan ziyade bir bölümü anlatmak, buna ne yapabilirsin aslında, bu yüzden seninle konuşmayı çok istedik. Şimdi son soru olarak bu bölümü evet. tercih edecek öğrencilere ne söylemek istersin? Bir de Galatasaray Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere. Öncelikle şunu söyleyeyim, Galatasaray'ı tercih edecek herkese en büyük tavsiyem zor günlere hazırlıklı olsunlar. Yani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Çünkü bizim canımız çıktı. Yani hocalarım alınmasınlar. Ben halimden mutluyum ama bizim gerçek manada canımız çıktı. Böyle de olması gerekiyor zaten bu bölümün en azından ama. Bir de Galatasaray'a gelecek kişiler mesela Fransızcam yok demesinler. Ya da bazen çok komik şeylerle karşılaşıyorum bu arada. Bunları da söyleyeceğim. Hı-hı. Hani ben Fenerliyim sizin okula geleyim mi falan gibi. Hayır, alakası bile yok arkadaşlar. Lütfen hani böyle saçma sapan muhabbetler, saçma sapan işte böyle şehir efsanelerini kulak asmasınlar. Buyursunlar gelsinler. Okulda Beşiktaşlı, Fenerli topluluklar da var. Yani hani denize atmıyoruz en azından. Onun garantisini verebilirim. Bunun yanında Galatasaray demek biraz frankofoni demek. Frankofoni Fransızca konuşabilen, Fransızca anlayabilen, yani o kültür dairesinin bir üyesi gibi bir kelimeyi ifade ediyor. Yani bu kelime karşılığı Fransızca konuşan insan. Yani Türkofon mesela, Türkçe konuşan insan. Farklı bir dünyadan bahsediyoruz aslında. Biraz daha zor bir dünyadan bahsediyoruz İngilizce. Çünkü İngilizceye dair bir taban ve İngiliz kültürüne dair bir taban bir şekilde oluşuyor ama birazdan niş bir kültür alanından bahsediyoruz özellikle. Sosyoloji okuyacak arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Gerçekten çevrenizle, kendinizle mücadele etmeye hazır olun ve bu bölümü isteyerek gelin. Bu tünelin ucunda sizi hukuk fakültesi gibi avukat yapacak, doğrudan sizin elinize diploma gelecek, yetki gelecek, mühendislikler gibi bir şey hayal etmeyin kafanızda. Böyle bir şey yok ve hani puanım yetmiyor diye de sosyoloji okumayın lütfen. Çünkü öyle bir alandan bahsetmiyoruz. Hani gerçi puanım yetmiyor diye okunacak bir alan var mı diye soracak olursan bence yok ama hani en azından sosyoloji üzerinde söyleyebilirim ki gerçekten gönül işi. Gerçekten bir şeylerini yapmam, kendinizden fedakarlık vermeniz gereken bir alan. Yani söyleyebileceğim şey bu olur. Tamam. Teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.